Merhaba arkadaşlar, ben Bahadır Aydınoğlu. Bir önceki videomda şuradaki textbox'a yazdığımız karakterleri Arduino'daki LCD ekrandan göstermiştik. Bugün bu özelliği kullanarak bilgisayarın CPU sıcaklığını ölçeceğiz. www.aiko.net isimli siteden C# CPU sıcaklığı ölçme kodları resimli anlatım şeklinde var. Buradaki kodları kullanacağız. Bizim sistemimize monte edeceğiz bunu. Öncelikle referanslardan add referans diyoruz. Daha önceki projenin üzerine çalışabilirsiniz. .net'ten burada sistem management'ı ekleyeceğiz. Ekledik. Kodlarda da yukarıda using system.management'ı ekliyoruz. Yapacağımız olay bu. Daha sonra bir timer ekliyorum. Timer. Intervalini ben 500 yapıyorum. Enable dedim. Enable true yaptım. Textbox'a yazacağız. Timer 1'e tıklıyorum ve bunun içerisinde 500 milisaniyede bir olacak olan olayı yazacağız. Direkt copy ve yapıştır yapıyorum. İçerisine kopyalayıp yapıştırdım. Direkt yukarıda girdiğiniz zaman problem yok. Sadece ve sadece yapacağımız olay, biz gönder butonunu şu şekilde yapmıştık ya, bunun içerisindeki şu buton 3, yani gönder butonun altındaki yazdığımız kodları şurada tırayın altına yazacağız. Ve şurası da label 2 değil de text box 1 olacak. Textbox 1.txt string sıcaklık değerini alıyoruz. Textbox'a textbox LCD yazdık. Sonra seri brightline LCD ile de Arduino'ya göndereceğiz. Burada problem şu. Hatta görelim. Çalıştırdığımız zaman label 2'de çıktı. Bir saniye. Şurası da textbox 1.txt olacak. Access denied yazısını göreceksiniz. Derlediniz programı, derlediniz. Buradan çıkıyorum. LCD temperature'ın içerisine giriyorum. 1000, yani bu çalıştığım klasör. Yönetici olarak çalıştırıyorum. Şimdi burada virüs falan filan bir şeyler çıkacak. Problem değil, kapatalım. Bir kez daha deniyorum. Yönetici olarak çalıştırdım. Bağlantıyı sağladım. Ve CPU sıcaklığını buradan okuyabiliyoruz. Webcam'i de açıyorum. Göstermek bağımlı. Burada da aynı şekilde sıcaklık değerlerini görebiliyoruz. Şu an tabii sıcaklık çok fazla değişmiyor. Değiştiğini görüyorsunuz. 500 milisaniyede bir veriyi gönderiyor. Bu şekilde bilgisayar sıcaklığını ölçebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.